Şu anda kırmızı kablolarla bir kumanda devresini görüyorsunuz. Kumanda devresinde kontaktörler, zaman röleleri, göz lambaları çalıştırılır. Burada bu kablolar kontaklarla bobinler, kontaklarla göz lambaları veya butonlarla göz lambası bobinler arasında bağlantı sağlar. Kontaktörlerin çalışmasını kumanda devresi vasıtasıyla sağlarız. Örneğin butonumuza basalım. Bakın bu butonumuza bastığımız zaman buradaki kontaktörümüzü çalıştırıyoruz. Stop'a bastık. Tekrar start'a bastık. Diğer bir butonumuza bastığımızda, şu butona bastığımızda diğer bir kontaktörü çalıştırıyoruz. Bakın. Kumanda devresi tek başına motoru çalıştırmak için yeterli değildir. Bu motoru çalıştırabilmemiz için motorun uçlarına benim 3 fazı getirmem lazım. Şu anda motoru çalıştıracak olan kontaktörlerimizi çalıştırıyoruz. Ama bu kontaktörlerimiz üzerinden, yani bu kontaktörlerimizin ana kontaktörü üzerinden benim motora beslemeyi, 3 fazlı beslemeyi sağlamam lazım. O zaman kumanda devresi şöyle söyleyebiliriz tekrar. Kırmızı kablolarla gördüğünüz bu kumanda devresi motoru çalıştıracak olan kontaktörleri çalıştırır. Fakat motorun çalışması için bu kontakların ana kontakları üzerinden güç devresiyle motor uçlarına besleme yapmamız gerekir. Şu anda bir güç devresini görüyorsunuz. 3 damarlı bu beyaz kablolarım. Şu anda motora 3 fazı taşıyan, enerjiyi taşıyan kablolar. Şu anda elemanlar üzerine sadece güç kabloları bağlı. Bu güç kabloları dikkat edecek olursanız motor uçlarına kadar gelmiş. Burada 3 fazlı bu kabloların bağlanması motoru çalıştırılması için yeterli değil. Motorun çalıştırılabilmesi için benim ayrıyeten kumanda devresine de ihtiyacım var. Şu anda bu uçlar kontaktöre gelmiş ama bu kontaktör enerjilenmediği sürece enerjiyi şeye taşıyamayacaktır, motor uçlarına taşıyamayacaktır. Enerjiyi verdik panomuza. Panomuza enerji verdik ama demin de dediğim gibi yani bu kontaktörler enerjili olmadığı için veya enerjilenemediği için motorum çalışmayacak. Şu anda güç ve kumanda devrem beraber görüyorsunuz. Beyaz 3 damarlı kablolarım benim motora enerji taşıyan güç devremi göstermekte. Dikkat edecek olursanız enerji şebekeden geliyor. Sigortadan, şalterden geçtikten sonra kontaktörlerin ana kontaklarına, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu ana kontaklarına giriş çıkış yaptıktan sonra, burada da diğer bir kontaktörü de görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontaklarına giriş yaptıktan sonra yine termik relemin üzerinden motoruma geliyor, giriş yapıyor. Şu anda beyaz çok damarlı gördüğünüz kablolar benim güç devrem. Kırmızı tek damarlı gördüğünüz kablolarsa kontaktörler, kontaktör kontakları, butonlar, göz lambaları arasında giriş çıkış yapmış olan bu kırmızı renkte gördüğünüz kablolarsa benim kumanda kablolarım. Bir kumanda devresinin veya bir motor çalıştırdığımız otomatik kumanda devresinin çalışabilmesi için hem kumanda, yani kırmızı kablolarla gördüğünüz devrenin, hem de güç devresinin, beyaz kablolarla gördüğünüz güç devresinin aynı anda bağlı olması gerekir. Tek başına kumanda veya tek başına gücün herhangi bir anlamı yoktur. Tek başına güç bağladığınız zaman o güç kontaktörleri çalıştıramazsınız çünkü kumandanız yoktur. Tek başına kumanda devresi yaptığınız zaman ise o kumanda devresi kontaktörleri çalıştırsa da o kontaktörler motora enerji taşımazlar, motoru çalıştıramazlar.